Nazır Paşa amcamdan bir mektup aldım. Ya, ne der biri nimetim efendim? Senin durumunu sual eder. Kulağına kar suyu kaçmış galiba. Tez zamanda dikkatli olsun der. İftira! Bunların hepsi iftira! Burada devlet işlerinden başka düşüncemiz yoktur. Mahrumiyet çeker dururuz. Onu Allah'la ben bilirim. Neyse, uzun lafın kısası, Nazır Paşa'ya çok şeyler borçluyuzdur. Çok iyi şeyler yazdım senin için. Halka iyi muamele ettiğini, fakir fukara babası olduğunu, devletli efendimize hayır dua etmekten başka bir şey düşünmediğini yazdım. Aferin! Zevcine layık bir sultan olduğunu ispat etmişti. Hatta bu cülus gününde birkaç kapı kulunu, cariyelerinle baş göz edeceğini bile yazdım. Ben mi? Ben mi baş göz edecekmişim? Elbette ya! Nazır Paşa'nın bu tarz iyilikler çok hoşuna gider. Ben de onun için en münasip bir cariyeni arabacı başında nikahlamaya karar verdim. Kızlar çeyiz hazırlığına başladılar bile. Şu bizim efeyle mi? Peki nikahlamayı düşündüğün cariye kim? Son gelen üç Çerkes kızından biri, Gülnihal. İçeriye gel Mestana, gel. Gülnihal mi? Allah ömürler versin. Mestana, ben tanıyor muyum bu kızı? Kendi halinde bir kızcağız Paşa Hazretleri, pek öyle göze çarpacak bir hali yok. Belki de ondan gözünüze çarpmamıştır. Yani bir yerinde bir sakatlığı filan mı var? Yo, pek öyle göze gözüken bir sakatlığı yok. Yok ama gene de pek güzel denemez. Yani pek suratına bakılacak gibi değil. Neyse, uzun lafın kısası. Mesela haremde de selamlıkta da hazırlıklar yapılsın. Zat-ı şahanenin cülus günü dolayısıyla eğlenceler tertip edilsin. Öyle değil mi Paşa Hazretleri? Öyle olsun bakalım. Geline bak geline, geline bak geline, kınalar yakmış eline, kınalar yakmış eline, aldın kemer bağlamış, aldın kemer bağlamış, gelinin cebeline, gelinin cebeline. Maşallah kızıma, 41,5 kere. Şimdi Paşa Hazretlerinin ellerini öpmeye gidecek. Paşası kim bilir ona ne ihsanlar verecek. Hadi sultanım, gel kuzum. Unutma Mesena, paşaya söyle sakın ola ki kızcağızın duvağını açmasın. Damattan evvel duvağın açılması hem ona, hem konağımıza, hem de geline uğursuzluk getirir. Bilirdim ama bu kadarını bilmezdim be efe. Allah'ın sevgili kuluymuşsun. Bu iş olup bitsin, kendi aramızda bir düğün yaparız. Hadi kal sağlıcakla. Allah ikinizi de bir yastıkta kocatsın. Başım, 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 lütfu inayetinizle bugün düğünü yapılacak köleniz, cariyeniz mübarek ellerinize öpmeye geldi başım. Aç bakalım duvağını. Aman Paşa Hazretleri, Hanım Sultan da size hatırlatmamı emir buyurmuşlardı. Gelinin duvağını damattan bir başkası açarsa uğursuzluk olurmuş. Doğru ya. Ben bunu unutmuştum bak. Çıkabilirsiniz. Evet ya kız, Allah umurlar versin. Allah umurlar versin. Allah umurlar versin Paşam. Durun bakalım. Hediyemizi verelim. Aha! Al! Hadi, al! Ne güzel ellerin var senin! Böyle güzel eli olanın kim bilir yüzü de ne kadar güzeldir! Gel, gel! Of! Kız sen bir ahu kadar güzelmişsin. Sayenizde Paşa Hazretleri. Konağımda böyle güzel bir kız olsun da benim haberim olmasın ha. Cevap ver.
Affedersiniz Paşa Hazretleri. Gelin buraya. Ters götürüp harama kapatın şu kızı. Onun suçu yok, bırakın. Kabahat benim, Allah'ım. Yüzüne bakılacak gibi değil ha. Veli nimetini kandırmaya utanmasın mı? Affedersiniz paşam, yapmayın paşam. Affedersiniz. Ayaklarınızı öpeyim paşam. Kafanız olayım paşam. Cevap ver, nasıl yalan söyleyebilirsin bana? Benim konağımda, benim kölem olan böyle güzel bir kızı ne ediyor belirsiz bir kapı kulunun koynuna atacak kadar budala mıyım ben? Ha?